Arkadaşlar merhaba. Bugün üzerinde konuşmak istediğim kitap Kafka'nın Dönüşüm adlı kitabı. Arkadaşlar bizim dilimizde olan pek çok dilde olduğunu daha tahmin ettiğim şöyle bir kavram vardır ya. Hani insanın sureten insan olarak olması ama başka şeylere dönüşmesi. Ne bileyim işte İbrahim son zamanlarda iyice çakallaştı. <laughs> ya da ne bileyim cin gibi adam işte şeytan gibi adam ne bileyim ya da bilmem kim şundan sonra melek gibi bir insana dönüştü işte şöyle bir adam işte yılan gibi kadın <laughs> falan işte burada da bir böceğe bir insanın böceğe nasıl dönüştüğü üzerine bir e, roman diyebiliriz Arkadaşlar şöyle söyleyebilirim. Şimdi normalde bir şeyin dönüşümü. Yani biz esasında bu yeryüzünde dönüşüyoruz. Öyle değil mi? Yani aslında yeryüzünün mantığı bu dönüşmek üzerine. Yani evrim kuramını düşünün. Evrim nedir abi? Her şeyin her şeye yani artık öyle bir dönüşüm ki canlı cansız yani bir kamera koysak, 50 yıl kayıt yapsak ve sonra hızlı onu çevirsek topraktan işte ağaç çıkıyor, tekrar toprağın içine giriyor. Bir oyun hamuru gibi yeryüzü. İşte bir hayvan, bir kedi çıkıyor topraktan, tekrar toprağa karışıyor. Milyonlarca insan topraktan çıkıyor, tekrar içine giriyor. Yani Esasında canlı ve cansızın pek çok böyle harmonisi, dönüşümü üzerine. Her şey dönüşüyor. Hani şey vardır ya. Sen o zamanlar işte portakalda vitamindin gibi. Yani eskiden oydun, şimdi busun. Daha sonra balçık haline geleceğim ben. Değil mi? Yani aslında varlığın, bütün varlığın temeli bu. Dönüşüm ve bu dönüşümde deneyimlemek gibi. Ama... Kitapta konu edinen psikolojik dönüşüm konusu, yani ee, bir şeylere dönüşmek mevzusunda ben olaya başka bir açıdan bakıp oradan devam edeceğim. Normalde herkes bundan şikayet eder. Yani ailelerin dönüşümünden, toplumun insanı dönüştürdüğünden. Doktor House'un şöyle bir sözü vardı. Hani her aile çocuğunu mahveder. Gerçekten ben çevreme baktığım zaman herkes zırlayıp durar böyle. Hani işte Annem şöyleydi, babam böyleydi. işte yok şu beni şöyle değiştirdi, kardeşlerim bilmem neydi falan. Ve genç ihtiyar herkes esasında dikkat ederseniz bunu söyler. Yani ben ihtiyar bir adamla konuşuyorsun. Adam diyor ki babam diyor bize şöyle davranıyordu falan. Bizi şuna dönüştürdü falan gibisinden. Ben bunları edilgen ve pasif bir bakış açısıyla bir yorumlar olduğunu düşünüyorum. Bu konu üzerine başka bir şey söylemek istiyorum. Biz insanları neye dönüştürüyoruz? Peki? Çünkü evrim olayında ne var? Her şey birbirinden etkileniyor. Öyle değil mi? Her şey bir, bir şeyi dönüştürüyor. Bir kaplan ceylanı dönüştürüyor, o da onu dönüştürüyor. Toprak beni dönüştürüyor, yaşadığım çevre beni dönüştürüyor, coğrafya beni dönüştürüyor. Her şey beni dönüştürüyor canlı cansız her şey. Peki burada etken ben de bir varlık olarak kendimin var, farkına varıp peki ben neye dönüştürüyorum? Çünkü esas temel mesele bu. Bunun farkına varılmadıkça bence bu dönüşümün negatif yönde bizi etkilemesi kaçınılmaz. Çünkü ben neye dönüştürüyorum fark ettiğiniz anda insanları bir şeylere dönüştürebildiğinizi görüyorsunuz. Ben bunu 27-28 yaşında öğrenmiştim. Bir kız arkadaşımdan öğrendim. Yani ee, normalde ben söylemezdim pozitif anlamda bir şeyleri. İçimde tutardım. Ama bunların söylediğim zaman insanları pozitif anlamda değiştirebildiğimi fark ettim. Yani şöyle. Mesela ben diyorum ki ben senin bu konunun üzerinden rahatlıkla kalkabileceğine inanıyorum. Ben sana güveniyorum diyorum. Sen bunu halledersin. Şu güçtesin falan diyorum. Adam böyle evet o benim falan gibi oluyor. Ya da içimde mesela seviyorum diyelim bir kişiyi. Diyorum ki ben seni çok seviyorum bak. Hani filan. O böyle ah beni seviyor <laughs> gibi. Ya da işte nasıl diyeyim. Hani ee, pozitif anlamda insanları dönüştürebileceğimi sözcüklerle hani ya da paylaşarak diyorum ki bak senin şu anda şöyle şöyle adam şey hani maddi ve manevi olarak dönüştürebileceğinizi insanların fark ettiğiniz anda kendi gücünüzü şey yapıyorsunuz. Bu da işte bir anlamda şöyle bir şey. Kendini bilme mevzusuna geleceğim. Kendini bilmek bu biraz da bununla alakalı. Kendi farkına varabilmek ve kendi varlığının etkilerini bilebilmek gibi. Yani şöyle bir pimpon topu düşünün arkadaşlar. Biz bir pimpon topunun özelliklerini ne kadar çok bilirsek öyle değil mi? İşte şu yükseklikten bırakılınca şöyle bir zeminde şu kadar zıplıyor. Şekli bu, bilmem nesi bu, işte yapısı şu, bilmem nesi bu, ağırlığı bu. Yani ağırlığı biraz fazla oldu, 2 gram daha fazla oldu. O artık pimpon topu değil. Başka bir şey olmuş oluyor. Yani bir şeyin dönüştüğünü nasıl anlarız? Çünkü bir şeyin dönüştüğünü, kendimizin de dönüştüğünü de anlamamız için ne yapmamız lazım? Kendimizi çok iyi tanımamız, kendimiz olmamız lazım ki kendimiz olmadığımız durumları, dönüştüğümüz durumları farkına varabilelim. Hani pimpon topunun biz ne kadar çok özelliğini bilirsek, abi bu dönüşmüş, bak şurası şöyle diyebiliriz. Kendimizle ne kadar çok kendimiz olursak bu da bence doğru sözlü olmak ve doğru bir yaşamdan geçiyor. Ee, ama ne kadar çok başka şeylere dönüşmeye başlarsak kendimizden uzaklaşmış oluyoruz gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani ve bunun da zararını görüyoruz dönüştüğümüz anda, kendimiz olmadığımız anda. Sezen Aksu'nun muydu? <laughs> hani şey var ya, sen seni bil, sen seni, sen seni bilmezsen patlatırlar enseni. Böyle bir şarkı sözü müydü? Bir, bir atasözü gibi bir halkta söylenmiş. Yani sen kendini bilmezsen tamam mı? Sen seni bil, sen seni, sen seni bilmezsen patlatırlar enseni. Yani e, dönüşmeye başladığın anda aslında zarar görüyorsun. Ya da esasında e, huzur bulamıyorsun, bilmem ne yapamıyorsun falan gibi. Böyle nasıl diyeyim? neysek o olmak gibi <laughs> bir e, şey üzerine ve bu dediğim gibi bizim de çevreyi dönüştürebileceğimiz bir edilgen bir yapıdan çıkıp hayır ben de etkenim ben de etki üzerine bulunuyorum. Etkide bulunuyorum. Yaşadığım topluma. Hani devlet bilmem ne şey yapmıyor. Toplum şöyle, aile şöyle. Hayır. Biz de onu etkiliyoruz. Küçük 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 küçük. Ama bir şekilde etkiliyoruz. Yani Dediğim gibi bu bizim de etkin olduğumuzu fark edip, kendimizi bilip ama bu şeyde dönüşmemek. Ve hani böyle kötü anlamdaki dönüşümde de işte zarar görmek gibi işte. Yani bu bir anlamda şöyle. O şekilde dönüşmek bir acı çekme süreci gibi olmuş oluyor. Kendinden uzaklaştığın anda, kendin olmadığın anda acı çekmiş oluyorsun. Ama bunu işte ensen patlayarak filan. Ya da şöyle bir şey vardır ya anekdot gibi. Hani bir yılanı bir boruya sokarsanız yılanı düzeltmiş olmazsınız. Ama bir boruyu yılana sokarsanız o zaman yılanı düzeltmiş olursunuz gibi bir <laughs> öyle bir espri gibi bir şey var ya. Yani. yani demek istediğim önemli olan kendimizi düzeltmek gibi. Yoksa boru girdikten sonra zaten düzeliyorsun gibi. <laughs> Böyle biraz esprili gibi oldu ama. Yani arkadaşlar özetle demek istediğim toplum ailemiz vesaire bizi evet başka şeylere dönüştürüyor dönüştürme bu evren bunun üzerine kurulu. Ama biz de onları dönüştürüyoruz. Ee, biz de şey yapıyoruz. Burada bir etkeniz aynı zamanda varlığın içinde. Ve biz de onları dönüştürmeye dönüştürdüğümüzü fark ettikten sonra e, mümkün olduğu kadar bu biraz ortalarda bahsettiğim bütün evren bir dönüşüm süreci bunu anlayıp buna saygı gösterdikten sonra da çünkü dediğim gibi tek hayatımızda bile bir sürü şeye dönüşüyoruz. Ve bunu e, olduğu gibi kabul etmek. Ve hani... Neye dönüşeceğimizi, neyle karşılaşacağımızı e, yaşamı deneyimlemek oluyor artık bu. Yani çocukluğu deneyimliyorsun, bilmem neyi deniyor, deneyimliyorsun, e, işte her şeyi dönüşerek deneyimlemek gibi böyle bir şeyler. Eğer bunun daha ötesi varsa bilmiyorum. İnancınızı da bilmiyorum, şey yapmıyorum ama hani adam diyor ya mesela e, neydi o? Reankanne. İşte bir şey oluyor tekrar başka bir şeye dönüşüyor filan. Böyle öyle bir şey varsa o her şeyi deneyim diyoruz demektir. Ee, tek tanrılığına öbür tarafa gidince neyse dur muhabbeti şey yapmayayım. Yani demek istediğim arkadaşlar dönüşüm kaçınılmazsa e, zevk almaya bakacaksın gibi bir şeyler. Yani dönüşüm kaçınılmaz arkadaşlar. Maalesef böyle. Maalesef de değil. Bence bir anlamda yani bu sefer her şey bir deneyim olmuş oluyor gibi. Çok iyi bağlayamadım sonuna ama olsun. <laughs> ee, arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Mutlu günler. Kafka'nın, Dönüşüm Kitabı'nın bende uyandırdığı hisler, düşünceler bunlardı. Edebi olarak uzun bir kitap değil. Kısa bir kitap, uzun bir öykü gibi. Düşünmek açısından, bu ailenin, bir insanın böceğe dönüşmesi açısından, bu kavram, bu metafor üzerine düşünmek açısından fena sayılmaz. Yavaş üzerine düşünerek okununca güzel bir kitap bence. Ben bu açıdan keyif aldım diyebilirim. Edebi olarak keyifli meyifli falan değil. Ama düşünmek için bence güzel bir kitap. Fena sayılmaz yani. Ee, böyle bir şeyler... Kendinize iyi bakın. Mutlu günler.